mış mı oluyoruz, iftira oluyor? Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek nedir? Daha adam Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin ne olduğunu bilmiyor. Nedir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir, fasıktır, zalimdir. Nedir? Adam Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi Kur'an-ı Kerim'de geçen zahir bir ayetin uygulanması olarak görüyor. Mesela diyor ki hırsızın elinin kesilmesi lazım. Dört eşle evliliğin serbest bırakılması lazım. Kadınlara yarım pay verilmesi lazım. Şeriat budur. Allah'ın hükmü budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunla hükmetmediğine göre bunlar kafirdir. Bunların kafir olduğunu söylemediğin zaman da hakkı gizlemiş olursun. Diyor. Yani argüman ta baştan yanlış. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek bu değil. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek Kur'an-ı Kerim'de, işte bunlar Allah'ın hükümleridir falan diye ayetler var bir sürü. Allah'ın hükümlerinin ne olduğunu söylüyor. Mesela Allah'ın en baş hükmü nedir? Öldürmeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nde öldürmek yasak değil mi? Demek ki Allah'ın hükmüyle hükmediliyor. İkincisi Çalmayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında çalmak yasak değil mi? Yasak. Ha, devlet yönetimler çalıyor o başka. Hukukta yasak mı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hukukta öldürmek ve çalmak yasak mı değil mi? Yasak canım. Sadece Türkiye'de mi? Dünyanın her yerinde yasak. Tamam her yerinde yasak. Allah'ın hükmü o zaten. Daha başka ne yasak? İftira atmak yasak. Zina etmek yasak değil ama taciz, tecavüzde bulunmak yasak. O da Avrupalıların zina yorumu oluyor. O da yasak. Tefecilik yasak, faiz serbest. Ama faiz ne? Faiz, tefecilik mi, faiz mi, ne? Hangisi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Kur'an'a aykırı Türkiye Cumhuriyeti hukukunda, Kur'an'a aykırı